Bence Yasemin bu programa 75 bin liraya ihtiyacı yok. Zaten 5 milyonluk arabayla geldi bu Yüce Alan'ın. Siz dün o kadar misafir pardon araba dedim, jiple geldi 5 milyon. Yine geliyorum Allah'a şükür, çalışıyorum alnımın terini Allah veriyor. Buraya benim sadece şov burada yapmaya geldiğiniz buradan çıkıyor. Kesinlikle alakası yok. Tabii ki şov yapacağım, tabii ki reklam yapacağım. Siz dün beni o kadar misafirperver, siz buradan masada kalkın dediniz. Hayır ben şu an sizi konuşuyorum. O da yanlış. Evet o da, siz çok misafirperver misiniz? En azından sizin gibi car car ötmedim. Öyle şeyler söylemeyelim. Tosun Hanım şu zaten Yasemin Bey, ne olur söylemeyin çünkü komple kulağım götürüyor yani. Patladı kulağınızlara. Dünkü Tursun'un yaptığı da doğru değildi. Şu an seninki de. Bu arada adamın jipinden bize jipin, ne ya? Jipin mipin onlar ne yani? Bunlar yani bunlar buraya biz konuşmaya mı geldik? Ayıp değil mi yani? İhtiyacı olmadığını buradan anlayabiliriz. Hayır yani bizim servetimiz mi araştırdın? Yok diye bir sonuç çıkmaz bundan canım ya. Arabası bence olabilir. Tursun'un demek ki insanların dışarıda görünüşleri, kıyafetleri, çeşitli şeylere bakarak değerlendiriyor. Bence yanlış bir durumdu. Yakıştığını düşünmüyorum açıkçası. Jipiyle gelmiş olabilir, gelebilir. Beni ilgilendiren bir durum yok. Kendi hayatı kazanmış, almış. Önemli değil benim için. İlgimi çekmiyor yani. Tursun Hanım kadar benim ilgimi çekmedi yani. Jeep için yani bence de çok fazla herhalde ihtiyacı yok yani böyle bir jeeple buraya geldiğine göre. Ama yani ön planda olan Jeep'iydi yani. Egosuydu. Jeep ve egosu yemeklerin önüne geçti. Benim servetimi açıklamaya gelmiş buraya. Vallahi billahi kimle çalışıyor? Kime çalışıyor bu ya? Benim servetimi burada dökmenin bir anlamı yok yani. Ayıp yani. İstediğim arabayla gelirim yani. Demek ki gözüne baktı. Kıskanıyor beni. Çekemiyor beni. Kıskanıyor. Çalış, dürüst ol, benim gibi senin de olsun. Biz burada ne diyoruz? 2,5 saatte 5 tane yemek pişin. Pişirmiş mi pişirmiş, eksiksiz mi eksiksiz. Fakat şimdi yanık bir ürün getirirsen, evet, bunun 2 tane şeyi var, karşılığı var. Ya puan kırılacak, ya yenisi gelinecek değerli. Şimdi yenisini getirmedin. Sen ye diyorlar, yemem diyorsun. Yanık bir ürün nasıl yedirteyim ben yarışmacıma? Tabii. Benim yufkama bize yanık demişlerdi. Şeyde bırakıyorsun yani böyle zorda bırakıyorsun. Benim yufkama yanık, evet, demiştiniz. Evet, yufkanız bunun ama yanında. Ama sonuçta o kömürde gerçekten kömürdü. Nesin Hanım eksik menüye girmez. Getirmiş yanık puan kıracaklar. Biz çok yanık etler, çiğ etler yedik. Yani sonuçta yanık. Ama öyle ya da böyle tattınız değil mi hepiniz? Yani bir şekilde tattınız. Tattılar. Ben aldım bir parça ama. Benimkinden verdik. Sizin. Tamam. Normalde çok zorlasan eksik menüye de sokar mısın? Ama sokarsın. Ya bizim birbirimizin tabağından tadacaksak hani bu tabaktaki olmaz. Olmamış seninkinden yiyeyim, evet, diyerek puanlayacaksak. Tabii ki olmaz. Tabii ki de. Evet. Ama tabii ki dün de aynı şekilde Tursun'da yanık olmamış, evet, bir tatlı getirdi. Hiçbir şekilde ben olsam onu servis bile etmem. O ayrı. Ama sen getirdin eksik menüye girmemesi için. Şimdi ona da o zaman eksik menü muamelesi yapmamız gerekiyordu mantık olarak. Evet. Yoktu çünkü yani. Yanmış bir yufka vardı sadece. Onu söyleyebilirim. Sonra fıstık tozu serpmişsin, yufkaya bulamış getirmişsin. Anlatabiliyor muyum? Yani burada da aynı şey. Burada da bir şey var, bir emek var ama netice yok. Yani hamuru yapmış, lezzet peyniri yok. Yakmış zaten. Lezzet çorbanın da dibini tutturmuşsun. Nasıl yaptın Yasin? Senden hiç bak beklemezsin böyle bir performans. O kadar çok konuşmuş ki. Ben bunu kabul hak etmedim. Gerçekten ben bunu hak etmedim. Yani. Bugünün sonunda büyük ihtimal kasap camiasından, şeflerden bence bir özür. Ben de günün sonunda istiyor, bekliyoruz yani. Bakın çok net kasaplama mesleğime, ticaretime benim dilini uzatma. Bak büyük yanlış yapıyorsun. Özür dilenmesi lazım. Bak, çünkü benim çevremde çok güzel bak, şefler var. Evet. Kasaplar var. Ya biz bilemeyiz şimdi. Ama buradaki şeye performansa göre mesleki becerisini kariyerle şey eleştirmeyiz. Benden özür dileyeceksin. Bu kadar büyük üst perdeden konuşuyor kaç günden beri. Gördüğümüz 2 tane ürün ve bir tanesi yok aslında yani yok. Yanmış bir ürün. Yanmış. Dibini tutmuş bir çorbayla devam ediyoruz. Salatayı önümüze getirecek getirmeyecek kadar acısın hala sen. Güzel Hanım et uzmanı, et üzerine de kendi işletmesi var. Ama ete dair bir şey yok. Peynirli bir ara sıcakla başladım. Yani peynir ne alaka? Ben Erzincanlıyım. Peynir, tulum peyniri, lor peyniri benim yöreme ait. Ben bile yapmadım. Zır çekti burada bilek yüzümle zır gördünüz. Nerede görmedik? Ha bu arada görmediler ama görecekler zırhlamış. Evet. Yasin 10 dakika boyunca getirmişti satırını. O bıçağı zırhını bana da verseler ben de kıymayı zırhlarım ya. Yasin ne ki? Şey şu, yani. Ne ki mi? İşlem, evet. Aa yok iş öyle kolay değil. Ben şöyle o söylemek gücü istiyorum. İster, çok sakat iş o. Vallahi herkes yapamaz onu. Zuhal Hanım, eğer bilek gücü görmek istiyorsa gerçekten izlediğinde anlayacak bilek gücü Zuhal nasıl olduğunu, nasıl doğrandığını, o nasıl şey, emek ayrı bir şey. İşlendiğini Zuhal Hanım, görecek. Buradaki 4 arkadaş daha bıçağın elini almayı beceremiyorlar. Kim yaptı o zaman? Evet, daha burada. Kim yemek mesela ben yarıştım, kendi adıma konuşuyorum. Hazırcı Meltem. Hazır olan, evet, neydi? Hazır şey olan hazır neydi? Etli senin yemeğin sultan kebabıydı. Etini kendin mi kesmiştin? Hayır, ben kasaba kestirmiştim. Ben kasaba kestirdim. Ben de kasaba kestirdim. Evet.
Yani o pek de önemli bir şey değil. Biz sonuçta hani biz şeyiz, şef değiliz ya, kasap değiliz yani. Siz konuları karıştırıyorsunuz. Şimdi buradaki olay zırhlamış mı zırhlamış ayrı. Tabii ki o kasap, tabii ki o zırhlamayacak da kim zırhlayacak ayrıca da. O bunu sürekli söylemişti yani. Zaten de beklenen oydu yani. Ama hani bıçak konusuna gelince hani kendiniz yarışma içerisinde kestiniz mi onu merak ettik sadece. Ben zırh bile değil Zuhal Hanım. Ben zaten doğru düzgün bir kebap ya da mangal bekliyordum. Ben de kesinlikle mangal bekliyordum. Madem kasapsınız tamam buna saygı duymamızı bekliyorsunuz. Ben bir kasaptan böyle löp et beklerim, antrikot beklerim, bonfile beklerim. O gün tamam pizzanın nasıl yapılacağını anlatıyordu. Ben de çok güzel bir pizza beklerdim. Hamura sarılmış hamur beklemem. Hamur içinde hamur yiyoruz. Bir daha hamur gidiyor, hamur geliyor. Yanık hamur gidiyor, öteki yanık hamur geliyor. Bekliyoruz yani hala. Bakalım şimdiki nasıl gelecek. Siz ana yemeğe hiç baktınız mı? Hiç yani baktım. O el açmasın. Ben internetten gördüm. Börek. Yasin. Buyurun. Neden bu yemeği seçtin? Bir kasap olarak herkes senden böyle hakiki bir et bekliyordu. Zuhal Hanım ben farklı kendi versiyonumu ve kendi memleketimin yöresel memleketim yemeklerini burada ön plana çıkartmak tamam, için yaptım. Tamam bu Erzurum'un hangi yemeğinin uyarlaması? Bu Yasin Şef'in kendi yorumu. Yasin Şef'in derken? Kendi memleketimi diyorsun. Ya cağ kebabını yorumlarsın anlarım yani. Bu Yasin Şef'in kasap olarak kendi yaptığı bir yemek tarzı. Yasin Şef'in diyor ya iki tane menüde iki tane peki üründe Yasin Şef'in yazıyor. Mesela biz bunu nereden bileceğiz? Örnek veriyorum içinde salatalık olması gerekiyor ama yok. Hani unuttu mu, unutmadı mı, koydu i̇şte mu, koymadı mı? Kendi tarifi olduğu zaman o olmalı bu olmalı diyemiyorsun içinde. Yani dünyaya ama mal hani olmuş biri değil ki. Yaptığı yemeğinden yola çıkarak kendi içerisindeki değerlendirmesini yapacağız. Yani kıymasıydı, efendim yufkasıydı, içinde hı-hı artık biberi mi, tuzu mu, soğanı mı ne koydu ben de mi? Ben bu yemeği ilk defa yiyeceğim. Şu ana kadar, şu ana kadar biz bir şef göremiyoruz. Bu arada çok açık güzel de olabilir, onu da ön yargı yani olmayalım. Şu an hala bir lezzete şef yok. Lezzete bakalım. Hiçbir şey yok. Baklava kebabıydı Zuhal. Baklava kebabı. Evet. Bizi programda ilk kez yapılıyor. Yasin Şef'in baklava kebabı. Mesela siz onu tahmin hazır ediyorum mı aldınız, kendiniz mi açtınız Yasin Bey? Bunun adı üstüne baklava kebabı. Evet. Ben bunu hazır aldım. Ben. Ne oldu? Şimdi hazırcı Meltem. Demin hazırcı diyordun kadına. Diğer hamurların hepsini kendim yaptım. Tamam yoğurdum. Ben diğerlerini geçiyorum. Yapamamışsınız zaten yani o hamur erişte falan değildi de. Nerede baklava yufkası? Valla çok güzel eleştiriyorsunuz beni. Nerede? Bu Yasin Şef'in naneliko salatası. Naneliko. Evet, naneliko salatası. Naneliko. Nane nerede? Benim kendi yorumum. Burada bizim gördüğümüz sadece bir çoban salata diyeceğim de yani. Nane çoban peki nerede? Salatasının içine nane olmaz. Bu da kendi yorumumu katarak naneliko salatası ismini koydum. Afiyet olsun efendim. Nane gelince naneliko. Evet. Bizim bir şef daha gelmişti. Soğanikliko. Erdalingo. Erdalingo. Tanıyor evet musun sen? Tanıyorum. Çok iyi bir dostumdur. Aa bak ben de diyorum seni evet kime benzeteceğim. Ha dostundur. Evet aynı şeyler. Erdal şefe tavırlar de buradan falan selamlarımı iletiyorum. Come stai? Bene signorita. Oh bellissima. Grazie. Ciao Erdalingo. Grazie signorita. Welcome. Selam olsun. O da Erdalingo. Ondan mı siz şey aldınız? Taktik ondan mı aldınız? Kesinlikle ondan taktik aldım. Taktik o da benim değerli bir dostumdur. Yasiniko neydi? Naneliko'nun bu doğranamamış zaten. Biraz daha domatesleri sonra. Domatesleri neden biraz böyle daha bütün kalacaktı. Bence şef önce soğanları doğramayı öğrenmiş. Çapala gelsin çapala. Niye kesmedin kurban olam? Şu domateslerin beyaz kısmını. Çoban salata zaten. Kurban bu domateslerin kabukları zaten kendiliğinden soyulmuş yani. Size gerek kalmamış Uğur Bey, ama içinde evet hala. Sizin getiremediğiniz salataya benzemiyor bu. Keşke ben onu getirseydim siz de salata yiyebilecektiniz ama işte maalesef Uğur size... Uğur Bey salatadan ne kadar korkmuşsunuz ya. Pardon şunu kaldırır mısınız? Dur. İyi ki sizin istiyordum için iyi olmuş ama benim getiremedim. Yoksa afiyet benim olsun kesinlikle yarışamazmış sizinle. Hanımefendi afiyet olsun. Heh, sağ ol eline sağlık. Bunun susamı çörek otu yok. Neydi bu? Siz baklava daha kebabıydı. Daha, pardon. Daha önce tarihinde baklava pardon kebabı yediniz mi? Yemedim. Çünkü yemedim. Ben böyle börek efendim yedim. Kıymalı börek ya ama bunun şeyi yok. Bir yani çörek otu susamı yok yani. Beyefendi afiyet bu olsun buyursunlar. Bu böyle soslu mu olması lazım? Domatesi unuttum. Pardon domatesini tamam koyup getireyim. Özür dilerim. Özür dilerim. Biberi mangalda mı közlediniz? Efendim bunun biberini ben... Yağdı. Evet ben de so... Bir şey değil mi? Bunu da yakmış. Altına evet, bir bakın. Bunu da yakmış. Ben baktım. Bu böyle soslu olması gerekmiyor mu? Ben ilk defa yiyorum. Bilmedim. Yok bu ki benim kendi tarzım. Sade. Ha, sossuz sade. Size gerçekten evet inanamıyorum. Kıymayı yani domates da sosunu yaktınız yapmak istemedim çünkü bu benim şey yaptığım. Eti de mi yaktınız? Bakar mısınız? Her şeyi yaktınız. Gel Zuhal Hanım. Size gerçekten inanamıyorum. Her şeyi yaktınız. Bilal Hanım da söyledi ya şimdi ama. Vallahi yanmış. Her şeyi yaktınız diyorsun. Yanmamış bak, be. Et yanık ya. İçecek servisi alabilir miyiz? Buyurun. İçecek servisi de alabilir miyiz? Ne istiyorsunuz hanımefendi? İçecek olarak ne var? Meyve suyu var,
falan var. Milli içecek, ayran istersen ayran yaparım. Hangi meyve suyu var? Ayran hazır mı? Hayır, yoğurt almışım, ayranı kendim yapacağım size, güzel getireceğim. Tamam, ayran istiyorum. Sizlerin bana getirmediğiniz sodalı ayran ayranı ben yaparım. Sodalı ayran alabilir miyim? Tabii ki, sodalı ayran getireceğim size. Ben köpüklü olsun ama yani. Ha, madem kendiniz yapıyorsunuz, Erzurum'a ait değil mi? Çok beklettim, sen de köpüklü ayranız. Avcunuzu yalayın. Siz çok ayran verdiniz ya bana. Vallahi ben size bir şey söyleyeyim. O kadar açım ki gerçekten avucumu yalayacağım. Hiçbir şey yok yani. Gerçekten aç geldiniz değil mi? Yani çok o kadar bizi şey yaptı ki Zuhal Hanım. Bir beklenti içine soktu ki yani. Aç geldim tamamen. İyiyim, belki yiyeceksiniz. Boğazına dursun. Yiyeceğim ama. Yok yani. Yok artık. Saçmalamayın ya. Artık. Doğru mu duydum ben Yasin? Doğru vallahi. Yani yok saçmalamayın. Espri yaptım Zuhal Hanım. Espri güldürür. Bir ara o kadar sinirlendi evet ve boğazımıza dursun dedi, terbiyesizler dedi. Hiç benim ağzıma alıp tekrar etmek istemeyeceğim kelimeleri söyledi. Gerçekten çok masaya vurdu. Böyle bağırdı çağırdı, konuşmayın yemeyin falan dedi. Kendini kaybetti biraz, hiç doğru değildi. Yani evet yoruldun, evet yani herkes yoruldu. Yarın da ben yorulacağım. Ama bu değildir ya. Yasin Bey mizacı bu şekilde. İnsanlara sert konuşup, kaba konuşup bu şekilde insanları bastırmaya çalışıyor. Saçma sapan kelimeler boğazınızda kalsın, hakkımı helal etmiyorum gibi laflar söylüyor. Neyse ki şanslıyız biz de herhangi bir şey yemedik, boğazımıza duracak da bir şey kalmadı yani. Boğazınıza dursun demesi çok yanlıştı. Zaten üslup hatası var. Konuşma tarzı, üslup hiçbir şey yok.